Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları. Sabahın erken saatlerinde sizlere Simit Sarayı'nın DMR Gıda'nın halka arz sonuçlarını açıklamıştık. Sürpriz oldu, değil mi? Biz aslında pazartesi günleri açıklanmasını bekliyorduk bu halka arzların. Ama daha önce de bir defa olmuştu bu. Cumartesi günü sabah erken saatlerde DMR Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı. İz Demir Enerji'nin grafiğiyle açıyoruz videomuzu. DMR Gıda'nın tavan tablosunu sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz 13-14 lot dağıtım oldu. 133 TL ya da 143 TL hesabınızdan düşmüş olması gerekiyor. Biz ne yapmıştık? 1000 TL'lik başvuru yapmıştık. Yahu 1000 TL yapılır mı? Vay 2000 TL dedin. Vay 500 bin TL dedin. 500 TL dedin. İşte kimseye doğru kimseye düşmedi. Ama geldiğimiz noktada 143 TL'nin üstü iade olacak. Bugün yarın hesabımıza tekrar yansıyacak. Orada kalsan olur bir gece, değil mi arkadaşlar? Geldiğimiz noktada DMR Gıda 10 lira 24 kuruştan 143 TL karşılığında 14 lot dağıtım oldu arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi 7. günden itibaren, 7. tavandan itibaren yatırdığımız para hemen hemen ikiye katlanmış oluyor arkadaşlar. 143 TL, 279 TL oluyor. 8. gün zaten tamamen ikiye katlanmış olarak geçiyor. Peki DMR kadar Simit Sarayı kaç tavan yapar? Bizim beklentimiz ne? Bizim stratejimiz ne? Elimizde tutacağız mı? Arkadaşlar ben Simit Sarayı'nı şahsen elimde tutmayacağım. Uzun vade düşünmüyorum. Üstüne eklemeyi düşünmüyorum. Hele hele öyle 7-8 günden 9 günden sonra tavana emir vermeyi hiç düşünmüyorum. Tavsiye de etmiyorum. Zaten buradan söylediklerimiz de yatırım tavsiyesi değil ama geldiğimiz noktada tahminen 6. 7. günden sonra DMR Gıda Simit Sarayı tavan bozacaktır diye tahmin ediyoruz. Son halka arzlara baktığımızda Gıpta 6. günü, değil mi? 6. günden sonra tavan bozmuştu. Diğer halka arzlarımız alım fırsatı vermişti. Geldiğimiz noktada İzdemir Enerji Ebebek 3 milyon 900 bin katılım olmuştu. Yine de erken tavan bozmuştu. Ya birçok kişi demişti ki işte şirket çalışanlarına çok dağıtım oldu. Şirket çalışanları erken sattı. Simit Sarayı'nda da şirket çalışanlarına dağıtım oldu. Bugün yarın onlar da kaç lot aldığı ortaya çıkar. Bakalım. Bizim tahminimiz 6. gün 7. gün tavan bozacaktır arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Tavan bozmaya başladığında elimdekileri satarım. Aldığım 200 lira 250 lira karı da uzun vade hisselerimin üzerine eklerim. Simit Sarayı'nı uzun vade tutmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi yatırımını yapacaktır. Simit Sarayı'nı seviyorsunuzdur. Köşe başınızda Simit Sarayı vardır. Her gün önünden geçiyorsunuzdur. Çaylarını, simitlerini seviyorsunuzdur. Zaten biz de videomuzun, sabahki videomuzun kapak fotoğrafına ne demiştik? İki simit, bir çay. Niye olmasın? Yani Simit Sarayı'nda böyle bir dağıtım oldu. Halka arz serisi, tavan serisi uzun sürebilir. Bakın. Uzun sürebilir. Ters köşe yapılabilir. Hiç belli olmaz. Ama geldiğimiz noktada eğer uzun vade düşünüyorsanız Simit Sarayı biriktirilebilir. Niye olmasın? Yani tavan serisi bittikten sonra bile 20-25 TL'ler civarında olacak. Gayet bence fiyatı da uygun biriktirmek için. Kademeli biriktirmek için. Olabilir. Biz buradayız arkadaşlar. Hafta sonu da yine sigara parasıyla hisse alma, Europower alma videomuzu da paylaşacağız sizlerle. Çok güzel karlara geldik. Tavsiye ederim o videoyu izleyin. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. İyi hafta sonları.